sen yeter ki sen kısmetim olur. Kısmetim olur. Allah, bu güller ne yahu? Efendim, nasılsınız? Teşekkürler Öykü Hanım. Sizleri sormalı. İyiyim valla. Ben çok iyiyim. Sizi izleyince böyle daha da bir mutlu oldum. Bugün de parıltılar içindesiniz yani. Böyle parlak parlak. Çok güzel ne olmuş. Gala gala. Öğreneceksin artık sen de. Yavaş yavaş böyle bir takımlar, ceketler falanlara geçebilirsin istiyorsan. Bizde tarz böyle. Galalar şık yapıyoruz. Abartmak serbest. Tabii. Bize bahane olsun. Burada neler neler giyildi. Adamsın canım. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz kızlar. Siz de öyle. Şenmiş, çok şekersin. Tekrar kalp yapalım mı Öykü Hanım'a şöyle? Nasıl? Bizim bir tane editimiz yapmışlar. Tüm kızlar ellerimizde böyle kalple gözüküyoruz. Bizim ne eğitimimiz var? Çok güzelsiniz. Bizim ne eğitimimiz var? Teşekkür ederiz. Siz de öyle. Buyurun beyler. Bizim kalpler sizi ama. Ver böyle kanka. Kalp kalbe karşı. Bütün kalpler sizlere, ekran başındaki izleyicilerimiz hoş geldiniz. Hemen Almanca başlayalım. Buyurun. Yine kaldı. Hoş geldiniz artık. Alman değil misin? Fransa, Rusya, Amerika, Filipinler, başka? Irak. İran. İran, Rusya. Azerbaycan, Almanya ve Azerbaycan gerçekten yani herhalde izleyicilerimizin Hollanda'ya çok fazla bir bölümü oluşturuyorlar. Efendim Hollanda'ya sevgiler. Gürcistan'dan geldi selamlar. Gürcistan'a sevgiler. Belçika'ya. Belçika diyecektim ben de. Belçika evet. Ya bu işte YouTube olunca bütün her dünyada böyle bu kadar tık deyince evet. Yakalanıyor olmak da başka bir kitleye seslenmenin özgürlüğü aslında. Bunun da tadını sayenizde efendim. Sizin takibinize doya doya çıkarıyoruz. Çok da keyif alıyoruz. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bizi seviyorsunuz. Umarız sizin de sevdiğiniz şekilde ilerliyordur. Bu da her şey. Tabii ki bunlar bize bağlı değil. Onların kalplerinin atışına bağlı. Onların aşkının gücüne bağlı. Bir takım bir şeyler oluyor tabii ki. Her gün bir şeyler yaşıyoruz burada. Ama her zaman destek, severek destek olmak onların da burada motivasyonu çok yüksek tutuyor. En azından yüzlerini güldürecek yorumlar yapar. Yerden yere vurmazsanız onlar adına bir ricada bulunayım ben yine de. Çünkü çok etkilenenler var. Aslında en baştan beri etkileniyorlar da bakalım kim ne kadar dayanabilecek diye bir test süresi geçirmiş olduk diyelim. Ama dediğimiz gibi ikinci 50 bölümdeyiz. Bu da gelişme demek. Artık ilişkilerin kalanlar kalacak, gidenler gidecek ve belki de yeni yeni ilişkiler başlayacak. Gelişme kısmındayız. Bu aşamada bize katılmak isterseniz eğer, yani durun ben şu sezonu bir saçlarından bir yakalayayım. Ben bir yetişeyim oraya. Bak orada benim beğendiğim var. Hazır da ilişki çatlamış. Ben oraya bir girerim diyorsanız eğer. Beğendiğiniz biri varsa, aday olmak istediğiniz biri varsa. Özellikle, öncelikle Almanya ve Azerbaycan olmak üzere başvuru adresimizi bir kez daha hatırlatalım. productionhouse.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Oylamaları da hatırlatalım yine. Kısmetse olur aşkın gücü yurt içi oylarınız için. Ve El Poder de Lamor'da yurt dışından göndereceğiniz oylarınız için bekliyoruz. Onun için de çok sağlam çalışmalar yapıyor fanlarınız. Sabah akşam uğraşıyorlar vallahi sizin için. Evet. Ne kadar bayağı güzel bir şey bu karşılıksız sevgiye sahip olabilmek. Yani kolay bir şey değil. Taşımak için de bir sorumluluk gerekiyor tabii ki. Sadece siz olduğunuz için sizi seviyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Yani evet, zaten kıymetini o bilmeniz insan, gerekir. Evet, insanı böyle hem duygulandıran da bir şey bu arada. Hani değil bak mi? İzleyince şey diyorsun, nasıl bir şey bu ya? Hani hiç beni tanımıyor, şey... sadece ilk ekranda gördü ve tanıdığı kadarıyla. Hani yakınen tanımıyor ama ne kadar seviyor mesela. Öykü Hanım, tarifsiz bir duygu Öykü. Çok değişik bir duygu. Bizden alkış hak ediyorlar ya. Buyurun, bence de. Bravo. Ay, bazen burada birbirinizi sevmek için... Sevebilmek için buradasınız ya. Sevdiğinizi anlattığınızı, sevdiğiniz anlamıyor, onlar anlıyor bazen. Bu arada yani sizi sizden iyi tanıyorlar hatta. Çok iyi hatta izleyip evet, çok iyi gözlemliyorlar yani. Gerçekten çok önemli yorumlar ve tespitler var. Yaşına bakmadan, yani küçüktür, büyüktür demeden
Çünkü çok geniş bir yaş kitlesi var. Bir aydınlanma da yaşatıyorlar bu arada. Tabii ki. Seni zaten, görmediğin tabii yerden ki. De baktıkları için. Tabii ki. Yani bunu nasıl değerlendirdiğinize bağlı. İyi şeyleri duymak, hep iyi şeyleri duymak çok doğru bir şey değil aslında. Siz her ne kadar kötü yorum alıyor olmaktan mutsuz evet. ya da demoralize olsanız dahi ben öylesini tercih ederim aslında. Çünkü bir hatayı düzeltmek, bir farkındalığı yakalayabilmek her zaman fırsatınız olan bir şey değil hayatta. Yani sizi sevdiği için söylemese bile haklılık payı varsa mutlaka dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum. Biz burada hepimiz bir vitrine çıkıyoruz ve o vitrine çıktıktan sonra da onay için değil belki ama kendimizi görmek için bir fırsatımız var en azından. Bunu doğru değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar. Söyleyebilir miyim Öykü Hanım şimdi? Biraz tabii ki söyle. Senin için zaman kazandırmaya çalıştım evet, ya yani burada. Bir de bu arada program dedikten sonra bir kalp yapabilir miyiz? Hepimiz için selam ne diyeceksin onlara. Türkçesini söyle önce. Ya diyeceğim ki hani buradan programımızdan size çok selam yolluyoruz. O esnada zaten kalp ben buradayım yapabilir. Gelin de. İşte ben buradayım gelin. Ve ama şeyi... Sayfamızın adı neydi? Productionhouse.com.tr Oradan hani başvurularını yapabilirler diye. Bakalım nokta nasıl deniyor Almanca? Punkt. Hadi bakalım. Ama onu tekrar sormam lazım olabilir yani. Şimdi yine heyecan yaptım. Hallo meine Lieben aus Deutschland. Wir grüßen euch hier aus dem Programm. Hier alle Male. Kalp yapalım ve. Meine Lieben, aşklarım. Evet. Meine Lieben. Also ihr könnt euch gerne bei unserem Programm Kısmet zur Olur Aşkın Gücü euch bewerben, anmelden. Quasi für uns. Die Adresse lautet www.productionhouse.com.tr. Also wir freuen uns für neue Kollegen hier vom Programm. Neyi? Kommen Sie bitte. Değil mi? Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Gelin onu lütfen. Da biliyormuşum. Ben bir Almanca ders almışım size ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki. Azerbaycan'a da sevgilerimizi iletiyoruz. Öncelikli olarak başvurularınız değerlendirilecektir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Vallahi gelin. Yani bize de farklı bir bakış açısı, farklı bir ilişki modeli belki öğretebilirsiniz. Ve siz de burada aşkınızı bulabilirsiniz belki. Belli mi olur? Şu an bir yarışmadayız. Ben o takip ettiklerinin düşmesini beklerken dün buradan çıktıktan sonra profiline girdim ve yeni iki tane kız gördüm. Manzaram güzel dursun diyor. Vallahi Öykü Hanım ben o manzarayı bozarım. Başım ağrıyor Öykü Hanım ben bugün yokum. Sen çaktırmadan şöyle yayınlarda şöyle falan yaparsın artık. Kendisi bitirmiş olabilir ama formatta şöyle bir yasak yoksa ben onun peşinde kedi gibi dolaşacağım. Çok özür dilerim Beyza ama sen kalbimi biliyorsun. Ben çalışmalara başladım. Artık gerekirse ek mesai yapıp bizim geleceğimiz için uğraşacağım. Allah nasip ederse evleneceğiz gibi. Arkadaşlar, Görkem'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Daha iyiyim. Daha mı iyisin? Evet Görkem, söyleyelim mi gerçeği? Söyleyelim Öykü Hanım ama zaten şaka gerçek oldu. Aa! Evet. Ne oldu? Şimdi ben buradan sınava diye gittim. Sınavıma girdim okulda. Biraz yüksek, zor duyuyorum. Sınava gittim. Okulda sınava girdim ama ben sabah bir tane protein barla duruyordum. Yani burada da kahvaltı edemedim. Aç karnına gidince. Evet, aç karnına gittim. Bir de ekstra orada biraz gözüm karardı. Ondan sonra hemen oradan hocalarım ve arkadaşlarımla hastaneye gittim. Orada bir serum bağlattım. Serumumu yedim. Bayağı serum falan takıldı yani. Evet. Geçmiş olsun. O zaman gerçekten geçmiş olsun. Evet, yani şaka yapalım dedik. Gerçek sınav oldu. Sınav nasıl geçti? Sınavım da güzel yani, geçmedi. Yani ne anladım ki yani. Tabii canım. Olsun. Bir şey de anlamadım. Yoklamaya girdin hiç olmazsa yani. Devamlılıkla ilgili bir sıkıntı olmasın. Bakalım umarım kalmayız. Ders neydi? O da diksiyon dersleri gibi bir şeydi. Tamam, adını da bilmeden girdim sınava zaten. Çalışmadığım için çalışmadığım yerden evet, geldim diyorsun. Tamam, peki. Aslında buradan giderken sen Aynur'un tepkisini merak etmiştin. Değil mi? Hani böyle bir şeyler yaşadı, merak eder mi, etmez mi diye düşünmüştüm. Aynur sormadı, ben sana söyleyeyim.
Merak etmedi yani. Dolayısıyla ben de öyle bir havada bıraktım. Acaba ertesi gün gelir de hani sorar mı karşılaşınca bir şey oldu der mi diye. Onu da aranızda konuştuğunuz mu bilmiyorum. Şöyle mesaj yazdı mı? Ben Zeyn'i biliyordum. Efendim? Zeyn'i biliyordum. Ama sınava diye bizden izin aldı. İşimin olduğunu biliyordu. Efendim? Hastaneye gittim bilmiyordu aslında. İşimin olduğunu biliyordu. Ya işinin olduğunu sonra biliyorsun. Sonra onu mesailleştik, hastaneye gittiğini de söyledi. Sen niye bize öyle söyledin o zaman? Ki ben konuşmayacaktım ben aslında Aynur'la telefonda. Farklı bir olaydan dolayı biz tartıştık. Ha konuyu... Ama devamlılığını bize de söylersen biz de öyle söylemeyiz. Biz yani burada seni merak eden insanlar olacak yani. Tartıştığımız için benim Aynur'la aklımdan çıktı o olay. Yani tabii sen Aynur olarak deyince aklın gidiyor zaten yani. Birazcık evet öyle oldu. Birazcık da fazla tartıştık. O yüzden aklım yerinden gitti. Hatta ben hadi dönmesem mi gibi düşündüm orada. Ondan sonra geldim. Kendimi birazcık toparladım. Birazcık sinirlendim çünkü arkada. Öyle kendimi düzeltip öyle girdim içeriye. Anladım. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani evet bu her zaman yanınızda bir ufak bir kesme şeker taşımakta fayda var arkadaşlar. Bu şeker gitti mi gidiyor yani illa bir rahatsızlık olmasına gerek yok. Peki İlayda'cığım seninle başlamak isterim. Evet Öykü Hanım. Sen... Çok mutlu olduk, çok huzurlu durduk. Biraz sıkıntımız olsun diye mi? Böyle bir şey arıyorsun, kazıyorsun. Dert mi çıkarmaya çalışıyorsun kendine? Hiç öyle bir şey yok. Çok mutlu olduğumuz için, çok huzurlu olduğumuz için çok mutluyum gerçekten. Mert bana çok iyi geliyor. Huzurluydum bugüne kadar. Ama Öykü Hanım 3 gündür zaten izlediğimiz zaman da göreceğiz. Ben bunun şakasını yapıyorum. Hani sürekli arkadaşları yanındayken o gün Görkem ve Ozan varken orada da dedim ki mahalle muhtarımı olacaksın bu kadar kızı nereden tanıyorsun? Soruyorum ilkokul arkadaşım yok lise arkadaşım oradan buradan tanıyorum. Ben de ilkokul lise okudum. Benim de takip ettiğim insanlar belli ve ben gerçekten bu tarz şeylere takılıyorum, bakıyorum yani takip ettiklerine sürekli. Şöyle bir şey fark ettim ben. Kaç kişi takip ediyorsun? 120. Ve bunun 20'si falan erkek Öykü Hanım. Hani fazla çevresi olabilir, bunu anlayabilirim. Hepsini tanıyor musun? Tabii, takip ettiğim herkesi tanıyorum. Tanımadan beğendiğin, hiç takip ettiğin hiç daha önceden olmuştur Öykü Hanım ama bir tanışma yolum varken ya da geçmiş hayatımda biriyle flört ederken birini takip etmedim. Ve şu an bir yarışmadayız. Ben o takip ettiklerinin düşmesini beklerken dün buradan çıktıktan sonra profiline girdim ve yeni iki tane kız gördüm. Hani adama diyorum ki takipten bunları çıkman lazım. Hani bu Mert'in yani burada daha önce de başına geldi tabii ki. Sosyal medyayla ilgili bir sıkıntısı var. Yani seviyor adam orada olmayı. Şimdi ama şöyle gibi sanki, böyle bir koleksiyonmuş gibi düşün yani. Böyle açıp akışım güzel olsun diyor herhalde. Manzaram güzel dursun diyor. Vallahi Öykü Hanım ben o manzarayı bozarım. Onu açık gördüm. Açık da söyledim. Gerçekten çok sinirlendim. Hani kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Çünkü Mert sakin yapıda biri. Ama ben anladım ki Mert'e bir şeyleri tatlı tatlı söylediğimde Mert bunu yapmıyor. Eğer bana değer veriyorsa... Yani 3 gündür söylüyorum. Der ki bana diyor ki sen bana atmadın ya ben 1000 tane kişiyi takip ediyorsun. Ben nasıl ayıklayayım bunları? Çalıştım. Ayıklamaya çalıştım. Benim gücüm yetmedi. Her akşam oturuyor bilgisayarın başında. 500 çok değil ya. Öykü Hanım 500 tane kız nereden tanıyor bu adam? Bunun hikayesini alevime atıyorlar. Hani belki yani tanıma ihtimali olanları mı takip ediyorsun Mert? Ya. Yoksa yani hiç alakasız ne bileyim Selena Gomez falan mı yani? Onlara da mı takılıyor? Ya durumu şöyle açıklayayım. O Instagram hesabım eski bir Instagram hesabım ve hani oradaki takip etmiş olduğum sayılar her zaman zaten yüksek. Yani birçok sayfa, çok geçmişten yenilik bu zamana kadar gelen bir sürü insan var o profilde. Bir hani... bakmışız Selena Gomez'le çıkıyor Mert Hanım değil mi? Öykü Hanım zaten. Çok yerli Selena Gomez'ler çıkabilir Öykü. Allah Allah. Yerler o Selena Gomez'leri. Bunun dışında bak, tabii ki de kendisine hak veriyorum. Evet rahatsız olduğu profilleri çıkacağım. Bunu kendisine söyledim. Fakat bunu en son konuştuğumuzda demiştim ki rahatsız olduğum profilleri bana gönder ve ben de hepsini çekeyim demiştim. Ve kendisi de tamam demişti. Bu arada tabii ki de 1000 kişiden 500 tanesi kadın dedi bir şey yok. Bunu tek tek girip saymamışsındır. Mert'cim ben baksın diyorum sana. Ben yok İlayda saymıştır. Yok İlayda saymıştır. Öykü Hanım hafızama kaydettim. 1-2 tanesini aşırı kuruldum bu arada. Çünkü ben Mert'in ne tarz kızlardan hoşlandığını biliyorum.
O zaman şöyle sen haftalık listeler yap. Bu hafta bunlar çıkılacaktı. O da çaktırmadan böyle ufak ufak gibi. Sen ona plan, çalışma planı ver. Olur. Sonra kontrol et. Erkekler şöyle yapıyorlar. 5 tane çıkarıyorlar. Senin için çıkardım diyorlar. Buradan başka yerden. Mesela 2 tane ekliyorlar arkadan. Buradan boşalırken buradan. Ben onların adını çok iyi ezbere biliyorum. Bazılarının profilini kaydettim ben bu arada. Ya Nilay'da sokakta görse de Nilay olduğunu bilir yani. Kanka Excel'de ben fake hesap karşılaştırma bir şeyler yapıyorlar. Ona ben fake hesap kullanmam. Kendimden izlerim. Stalklayacağım kişiyi de engellerim. Hani öyle bakarım. Şimdi kızları stalklamak için arkadaşım... Stalklayacağın kişiyi engeller misin? Yani şöyle yapıyorum. Stalklamayasın diye mi? Yok, hayır. Hikayeyi izleyip engelliyorum ki beni görmesin diye. Ne? Kanka benim fake hesaplarım var, verebilirim. Dökül dökül hepsini anlat. Tabii. Mert var ya, senin o kızlar benim onlara baktığını görüp kendilerini bir şey sansınlar var ya, seni öldürürüm. Ne oldu Gizemciğim? Ya bu kadar aydınlanmaya çalışıyorsun. Bir saniye. Gizem niye aydınlanması yaşadın sen orada? Sen kimleri izledin, kim bilir? Şey, Instagram engellesek de baktığımız gözüküyor mu? Artık hep gözüküyor. Herkes her şeyi görüyor. Hangi arkadaş? Gözüküyor mu? Arkadaşlar gözüküyor. Şöyle engellediği zaman senin hikayelerinde izleyenleri görüyor, profiline tıklıyor. Bu profile ulaşılamadı, bu hesaba ulaşılamıyor yazıyor. Ama baktığımı görüyor. Ama o listede baktığın gözüküyor. Öykü, bu arada ben... Her türlü iz bırakıyorsunuz yani. Neyse, tamam. Sonra konuşursunuz aranızda. Tabii, bu arada Öykü Hanım Mert modellik yapıyor yani, vücudunu falan paylaşıyor ya. Hani bu... Yani niye mesela o kızlar onu takip ettiğini görüp yüz bulup yazsın ki? Yani onu takip etsinler. Ama şimdi Mert onları takip ettiğinde bu ne demek? Açık kapı bırakmak demek. Beni rencide eder bu durum yani. Beni takip etsin sadece, ne olacak? Ama yani bu zamanda böyle bir ilişki buluyorsan yani, öp başına koy. Öykü Hanım, gerçek bir sevgilim olsa sadece sevgilimi takip ederim. Bak Öykü Hanım çok iddialı. Görkem'in nokta. De öyle bir iddiası var. Herkese iddia giriyorum. Oğuzhan dedi ki ben de Instagram'ımı kapatırım birini gerçekten sevsem. Ya ben öyle bir şeyler yapmam, onu baştan söyleyeyim. Ben diyorum ki tabii ki de temizlerim. Rahatsız olacaklarını temizlerim. Ben de bir göz atarım. Tehlike olarak gördüklerimi hemen çıkartırım. Ama hani kalkıp bak, da... Bak bence kolay olan şu olur. Asla vazgeçemem dediklerini sen bir yaz. Tamam mı? Yani kaç kişi demir olduğunu görelim. Kalsın diyor ki. Daha çok ilgi çeker o kişi. Gülme o asla vazgeçemem. Zaten yani işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Mert saftır yapar oğlum, belki. Sıçık uzun. Ya mutlaka vardır asla Öykü, vazgeçmem bir şey, dedikleri. Bir de ne diyor bana beyefendi? Ne diyor? Var, şimdi böyle yapıyor. Diyorum ki Mert, diyorum senin işte ay burcu yükseli, onu konuşuyoruz. Diyor ki yay, diyorum ki yayların da gönlü yay gibi olur. Diyor ki doğru. Ağzından kaçtı. Ama çocuğun yalan söylemiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. İlayda çiçek mevzusunda da biliyorsun kıza yalan söylemedi. Evet dedi yani, çiçeğe dedi, İlayda'ya almıştım evet, yani. Evet, artık bana aldığın çiçekleri bana ver. Türk doğruyu söylüyor. Pişirilip elime geliyor şu an her şey. Asla yalan beceremiyorum. Şimdi İlayda'yı dört dörtlük mutlu etmek mümkün değil seni. Bunu bir kabul edelim. Yani Mert'i de çok zorlamamakta fayda var. Şimdi Instagram çağında ne kadar mantıklı buluyorsunuz bunu? Ya da doğru mu sizce? Bir yorum alayım sizden. Güzel. Çok mantıklı değil mi? Ne alaka yani? Ne münasebet? Burada bir tanışma yolu var. Gerek var mı o kız, yani o tarz insanları takip etmeye? Burada iç için yiyor. Biz gece evde uyuyamıyoruz böyle konuları düşünüyoruz. Yani Berke'nin canlı yayınları falan var. Oralardan gelmiyor mu acaba Berke'yle etkileşim? Berke'yle biz tanışma yolunda değiliz. Bir de Berke hakkında şu an yorum ama sen bayağı kendinden çok emin konuştuğun için. Ama yok, ben de rahatsız olurum ki. Tanıma yoluna girince böyle mi olacak? Yok, ben şu an da rahatsız geleceğe oluyorum. Geleceğe dair bir fikri olsun diye söylüyorum. Umursamam ama ben şu anda rahatsız oluyorum. Yani söylüyorum ona da. Neden ki tam olarak, ben anlamadım. Ben hiç oralı değil. Niye hiç oralı değil? 200 kişiyi takip ediyorum, maksimum 50 tanesi. Ama bu arada Berke'nin gerçekten hesabına böyle benim birazcık baktım. Benim 50'den çok daha fazla kız arkadaşım var. O tarz böyle şey, CV'si kötü. Ben senin sarışın yazarken tahtaya ne yazdığını da biliyorum. Ne yazdın başka ülkenin? Her şeyi yazabilirim. Sarışın yazdım. Mert ben daha fazla anlatmayayım. Burada anlaşılacak falan. Ben tekrar isteyebilirim ki ülkenin. Yani kime ne anlatıyorsun? O yeni gelirse. Kime ne anlatıyorsun? Yeni bir aday yani, tabii, kimse tabii, yok. Tabii. Sarışın da 1.74 mi yazdın Öykü Hanım? Bilmem, ben bilmem. Yapacak bir şey yok, 10 santim aşağı yani. Öykü Hanım, bir atmışım. Hepsinin üstünü çizdim, sonra insan olsun daha, yazdım aslında işte. Böyle bir şey geldi. Diyorum ki. Kendi söyledi. Sarı severiz dedi. Sen de sarısın dedim. Mert'in şimdi var böyle sarışın takip ettikleri kızlar. Diyorum ki Mert, diyorum sen de sarışın seversin. Evet, evet diyor, sarışın severim. Sadece beni seveceksin diyorum. Diyor ki sen de sarısın. Çok sana göre İlayda.
Yani seni... Stardır verdik Öykü Hanım. Sen bu çağın adamı değil misin gibi hani burada bir uzaylı gibi bir süreç geçirdin ya. Hani bir, sanki o çağ gelir. Buradan seni şimdi bırakmışlar gibi ve ışınlamışlar, bırakmışlar. Sen bir türlü benden ne yapıyorum diye düşündün ya. Şimdi seni hayata adapte edecek, zamana uyduracak ve bu aşk meşk işleri bak nasıl oluyoru bir öğretecek bir kadın İlayda. Bence yani kıymetini bil. Yani startı verdik diyelim. Daha 24 saat içerisindeki ilk olayımızı yaşıyoruz şu anda. Umarım sen daha... Sen böyle devam edersen ben sana göstereceğim olayları. Zorlayacak gibi ama. Daha başımıza çıkardan bir de bugün Öykü Hanım bağrını da açmış buraya kadar. Kavganın ortasında bilmedim. Ama çok müdahale etmeye başladı. Daha 24 saat olmadı ya. Evet. Mert'i biz burada isyan ederken görür müyüz? Harbiden görürüz Öykü Hanım. Görürüz. Bana öyle geliyor. Ama kaç vakte kadar bilmiyorum yani. Çok... Ben görebilirim. Benim yanımdayken bir şey. Peki. Ondan alakası var oğlum. Sonuçta bizim bir beklentimiz var. Biz bunu galada sonucunu alır mıyız yani? Evet. Temizlendi mi, temizlenmedi mi? Bu gece kızlar, Beyza, Gizem görüntü aramamı bekleyin. Mert'cim Allah kolaylık versin. Peki Buse ve Mert. Mert ne güzel bir şey yaptı. Çok gerçekten. Hani döne döne izlenilecek bir bölüm diyebilirim. Aşkın Gücü adına tekrar tekrar bakıp oradaki gerçek duyguyu, özeni hissetmek, yaşamak çok güzeldi yani. Belli ki özenerek hazırlanmışsın ve çok güzeldi detaylar düşün. Çünkü yani her gün buradayız sevgili izleyiciler ve yani bunu düşünüp önceden mi hazırladın, planladın mı? Hani bugüne mi denk geldi yoksa arada derede mi yaptın? Aslında başka bir plan vardı. Çok uymadı buraya. Platforma uymadı. Sonrasında hızlı bir şekilde yeni bir plana geçtik. Alternatif B planı evet uyguladın. Yani planda... B planı evet, zamanlamayla ilgili belki problem yaşamış olabiliriz. Bunun için ama gerçekten daha da buna rağmen B planı hızlı bir şekilde olduysa mükemmel. Yani güzel oldu. Ben de hani hoşuma gitti açıkçası. Yani diğeri tam istediğim gibiydi ama bu da daha bir duygusal, daha bir duyguların geçtiği bir şey oldu. Aşk. Yani benim için bu senin beğenmesi önemli. Ben de desem boş şu anda. Ben şunu yapsam da bunu yapsam da bu Buse'ye geçtiyse benim için en önemli şey o. Hani burada bu senin bence fikri önemli. Buse'cim. Değil mi? Yani en çok gerçekten benim için şöyle çok mani... Şöyle göstereyim. Tabii hemen yani başım ağrıyor. Öykü Hanım ben bugün yokum. Sen çaktırmadan şöyle yayınlarda şöyle falan yaparsın. Aynen, evet yapacağım. Yok ya maşallah diyeyim de aman. Maşallah. Kendi kendime nazar ediyorum ben çünkü bu arada. Kendi kendimin nazarı daha çok değiyor. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. Çok anlamlıydı öncelikle. Yani gerçekten hani o görüntü olmayıp işte direkt böyle güller, yüzük falan olsaydı yine tabii ki anlamlı olurdu ama o görüntü özellikle benim çünkü benim için çok değerli olan şeyleri önüme sunmuş ya bu beni çok mutlu etti. Önemsemesi ve bu kadar evet zamanda onlarla iletişim kurabilmesi. Evet. Ben, herkes evet birbirini tanıyor yani. Oradaki çok ince bir detay var işte ben de ona takıldım. Yani dedim ki sen nasıl ulaştın da nasıl istedin, nasıl yaptın falan filan. Orası çok mutlu etti. Sonrasında zaten bunu takarken çok ben başka yerlerdeydim. O an başka şeyler hayal ediyorum tabii ki. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Ve çok şanslı olduğumu hissettim. Beklediğime değdi diyorum. Güzel. Sabah da Boncuk'un trip atacakmış tam tersi. Evet. Yani bir sohbeti açıldı gibi oldu. Evet. Tam da denk üstüne denk gelmesi evet, bu arada beni gelmiş çok şaşırttı zaten. Yani kızlarla hani biraz evet böyle... Şimdi ben izlerken falan ya hadi canım ya biliyordur falan yaptı. Şimdi o kadar hiç değil işte bunu söylememiz lazım. Çünkü seyirci biliyormuş izlediği zaman biliyordu da bilmiyormuş gibi yapıyormuş falan gibi anlayacak. Sevgili izleyiciler gerçekten o kadar zamanla yarışarak biz çekim yapıyoruz ki. Hani bir kurgu bakın çocuklar şöyle yapın sen sonra bunu söyle bunu söyle. Biz bak böyle bir senaryo yazdık falan. Ne bizim vaktimiz var ne, biz ne onların böyle bir yeteneği var. Kusura bakmayın. Oyuncu değil. Ne de hani ezberle desen iki cümle falan ya. Çünkü yani kameraya çok alışık olmak ve olmamakla ilgili mutlaka yeteneğiniz vardır. Yani bunu denemedik yani. Öykü Hanım. Efendim. Özür dilerim lafınızı böldüm. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Buse içeri girdi şimdi yürüdü. Kalbin ortasında durdu.
Ben ne yapacağım şimdi? O kadar denk geldi ki bunu söylememiz lazım. Bilmiyordu çünkü. Mesela kurgu olsa bana anlar ne yapacağım. Ben ilk de gül ayağımın altında gül vardı. Orada bir zaten dedim. Ben de perdenin arkasından... Ben sen oradan sipariş vermişsin, burada yapılmış gibi oldu anladın mı? Evet. Tuhaf bir şey oldu yani. Çok değişikti. Buse trip atar gibi oldu. Sonra geldi yanıma oturdu dedi ki şimdi dedi ben dedi trip atar gibi oldum ya dedi Mert'le dedi tartışacağız. Neye trip attın diyecek dedi. Bak ona kuruluyor. Yine dedi kalay yiyeceğim dedi. Dedim ki cenaze namazını kılacağız Buse dedim. İkimiz de kara kara giymişiz. Onun esprisini yaptık. Sonra dedi ki Buse ben istemeyi bilmiyorum. Nasıl isteyeceğim bilmiyorum. O yüzden bu konuyu açamıyorum. Bana gelip şimdi sen neye trip atıyorsun dediğinde ben nasıl söyleyeceğim dedi. Hani zaten ama buradan belli oluyor bu senin haberin olmadığı. İstemeyi bilmiyorum ama orada bir güzel bir şey de var. Yani bir isteme diyorsun ama ya şimdi Mert de bunu hak etmiyor dedin içinden galiba herhalde. Şimdi nasıl o sistemi yani? Yapar. İçinden dediğini hissettim yani. Mert hani trip atarken de bir... İnşallah bundan sonra ilk teklifi evlilik olur dedin ya. Oradan şöyle bir toplayıp da hani istemiyorum ben öyle şeyler ama hani inşallah evlilik olur zaten falan zaten set diyor. Aldı daha ne yapsın çocuk falan diyor. Geliyor. Geri dönüş hızlı, yukarıyla arası iyi. Peki, Mert'cim seni de dinlemek isterim. Heyecanlandın mı? Çok heyecanlandın. Yani. Biraz yani heyecan ben yapmadım istedim. Aslında. Ozan i̇lk bana ilk başta dedi ki hiç heyecanlı değilsin. Ben dedim heyecan değildim ama o Buse döndükten sonra bende film koptu. Yani elleri titriyor. Ellerim falan titredi, yüzüm ateş basıyor zaten ortalık biraz sıcak. Hmm. Bir de Buse bana dönünce iyice bir... Hatta teşekkür ettim, ben teşekkür ettim Buse'ye yani ne alaka onu anlamadım. Peki teşekkür ederim dedim. Yani o da şaşırdı, neye teşekkür ettim anladım anlamadım. İyi ki var. Sonra ki ne diyorum ya ben dedim, seni çok seviyorum'a döndürdüm. Ya yani o kadar heyecan basıyor yani gerçekten bir stres oluyorsun. Yani çünkü bir de bazen şey oluyor hani çok söyleyeceğin şey var. O anki stresten yani onu bile unutuyorsun. Yok bence o an söylediği şeyler yani çok değerli. Güzel bir iz aslında bu. Yani inşallah hep böyle. Ya her şeyin daha iyisini olmasını istiyorsun ya o an. Hani söz söyledim söz bile yerine gitsin istediğimiz için. Yani o filmin koptuğu an sen de kopuyorsun orada. Ya buradaki her anınız aslında gerçekten sonuna erebilirse eğer. Gerçekten bir araya gelebilirseniz eğer. Yani tam bir How I Met Your Mother yani. Öyle bir ben zaten Buse'yle söylüyorum. Öyle bir iz yani. Anlatabileceğiniz, verebileceğiniz, gösterebileceğiniz çok tatlı anılar evet, yani. Evet gerçekten öyle. Geriye dönük çok güzel şeyler birikiyor. Acısıyla, tatlısıyla. Ama sonu umarım tatlı olur diyorum. İnşallah. 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 Hani iyi tuttunuz kendinizi bu arada. Allah'tan neyse yani. Bazen unutuyorum. Şimdi ben orada kart diye girecektim. Çok normal. Ama. Çok normal yani. Zaten sizin, şey bizim... Siz yükseksiniz şeyler, zaten. Şeyler, fanlar artık isyanda bu arada. Sizin adınıza da haklı olarak. İzin verin artık yeter bir kavuşturun artık diye. Maalesef. Ama böyle daha heyecanlı bu arada. Ben böyle çok tabii mutluyum. Ki. Mert de bayağı yavaş mutluyum. Yavaş. Bir de bana sorsun. Gerçekten daha iyi. Peki biraz sıkıntılı meseleye geçeceğiz. Beyza ve Bat'a geçmek istiyorum. Aslında bu sürpriz yapıldığında herkesin tepkisine şöyle bir bakmak lazım. Böyle ufak bir haset dalgası geçti tabii evin içerisinden. Çünkü her şey çok gerçek. Yani bir imrenmek diyelim, gıpta diyelim. Hadi yani kıskanma demeyelim de. Doğal olarak Beyza'nın da söylediği... Ben de mutlu olmak istiyorum, ben de bunun böyle şeyler yaşamak istiyorum, ben de böyle hissetmek istiyorum diye bir isyan tetikledi aslında belki de. Değil mi? Öykü Hanım böyle nasıl söyleyeyim, gerçekten kıskanmak değil, imrenmek. Şey dedim ya hani aynı şartlarda, aynı şekilde, aynı günde, aynı evin içerisine girdik. Hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Hepimiz çok güzel kadınlarız, hepsi çok düzgün beyefendiler. Ama hani arkadaşım ki ben ikinci günden başladı benim hani ben dışarıdayken elenmişken bile devam ettirebildiğim bir ilişkimde bu noktaya gelememişken Mert sonradan geldi bir sürü sıkıntı gerçekten aşılamayacak problemleri çok güzel şekilde aştılar. Çok güzel ayakta tuttular. Ben diyorum ki hani bizde çok büyük problemler de yok hani çözülemeyecek şeyler yokken çözemedik. Hani acaba diyorum bende mi sorun var ki? Bende de sorun vardır eminim. Karşı tarafta da sorun var. Bir şeyleri başaramadık. Ve insan ister istemez
gerçekten üzülüyor. Kırgınlığımın üstüne başkasının mutluluğunu izlemek zoruma gitti. Böyle sorgulattı her şeyi bana. Sonra dedim ki artık Beyza, senin önüne bakma zamanın gelmiş. Bir şeyleri aş. Bir aydınlanma da yaşadın aynı zamanda. Bir şeyleri aş. Çünkü artık bir şeyleri aşmazsan hani 150 bölüme kadar zaten burada bekar oturamam. Kimse kusura da bakmasın, kimse kırılmasın da. Oturup hani birileri kırılmasın diye başka birinin ismini vermek, gerçekten şu an beğendiğim ya da talep ettiğim kimse yok zaten. Birileri kırılmasın diye kendimden ödün veremem. Başkaları ödün vermiyorken, başkaları benim düşüncelerime kırgınım olup olmayacağımı, ne hissettiğimi düşünmezken ben kimsenin ne hissettiğini boş boşuna düşünüyormuşum. Boş boşuna kendimi yıpratıyormuşum. Artık bir şeylere gerek yok. Ben de mutlu olmayı hak ediyorum. Buna da inanıyorum. O yüzden ben de yoluma bakmaya, mutlu olmaya hazır olduğumu düşünüyorum. Allah onu da mutlu etsin. Yolunu, bahtını açık etsin. Bat. Öykü Hanım, diyor ya aramızda çözülemeyecek büyük şeyler yaşamadık. Peki niye o zaman aramızda çözülemeyecek büyük şeyler yaşamışız gibi benim üstüme geliyorsun? Öykü Hanım, hani bir şey var ya, bir ilmek sürekli. Kız o kadar güzel şeyler dedi ki, yani değer görmek istiyorum. Bu bölüme kadar geldik, bir şey yap diyor. Buradan bunu mu anlamış ben? Hayır, gayet çok doğal bir şey sordum. Hani diyorsun ya artık bir şey çözemeyiz, çok kötü şeyler yaşadık. Ama şimdi diyorsun ki işte çözülemeyecek şeyler de yaşamadık. O zaman niye yani? Sen şunu anlamıyorsun. Çözülemeyecek bir şey yaşasak ben anlayacağım. Sen diyorsun ya bir şeyleri düzeltmek için mücadele ediyorum diye. Eminim ki benimle beraber ben hiçbir mücadele görmedim Öykü Hanım. Tam tersi, bir şeyleri toplamak yerine karşımdaki insanın bir şeyleri daha çok kırıp dağıtmak istediğini gördüm ben çok net bir şekilde. Ve bu beni daha da soğuttu, daha da itti. Hani böyle küçük sinek küçüktür, mide bulandırır ya, o sinekler artık bütün evin içini sardı benim için. Bak, biz dışarıdakini bilmiyoruz ama burada yaşananlarla ilgili olarak Beyza ve Batı arasında bu kadar dramatize edilecek meseleler var mı sizce? Kesinlikle hayır. Mert. Ya ben dış gözü olarak söylüyorum. İyi bir yorum yaptığı için, iyi bir yorum yapmak için aslında söz aldım. Aranızda çok büyük bir sorun yok. İlk önce bunu bil. Yani birbirinize karşı yaptığınız kısaslardan yola çıkarak siz kendinizi bu hale getiriyorsunuz. Kuliste biz Bat'la konuştuk. Bat sabah, söylememi ister miyim bilmiyorum ama. Sıkıntı yok. Kuliste konuştuğu şey bana dedi ki, ben sabah Kelebek'te Beyza'ya duygularımı tam anlamıyla açacağım dedi. Ben dedim ki yani açman gerekiyor çünkü siz çok saçma sapan yerlerden birbirinize bu tripler atıyorsunuz. Yani artık bir duygunuz varsa bunu söyleyin. Hatta dedi ki Beyza'yı denerken, Beyza'nın duygularının emin olmaya çalışırken ben kendimden emin oldum dedi. Sen daha bunu bilmiyorsun mesela. Sabah söyleyecekti. Sen öyle bir duvar ördün ki sabah çocuğun lafları içinde kaldı. Yani ikiniz birbirinize şu kapılarınızı bir açsanız bence sonuna kadar, hani bu bizim yaşadığımız mutlu diyorsun ya, sen de yaşayacağına emin olabilirsin. Sadece bu duvarlarınızı kırmanızda bitiyor her şey. Yani birbirinize kısas yapmadan, sen onu anlayarak, o seni anlayarak doğru bir yola gideceğinize ben eminim. Yani ben de şunu söylüyorum. Biz yani 3 aydır tanışıyoruz. 3 ayda bu duvarları yıkamadıysak, bu kapıları açamadıysak... Bazen 3 ay, bazen 5 ay, çok zaman önemi yok. Yani bazen de bir ayda açılıyor duvar artık çok. Bir sonuç Beyza'cığım, şöyle yapamayacağımı inanmıyorum. Dur. Bir hemen nokta koyma. Bak Mert'in yorumları. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Bu konuyla ilgili. Aynı soruyu soruyorum. Bu kadar dramatize edilecek bir sorun var mı gördüğünüz? Berke. Öykü Hanım daha dinle önce... Dinle bak, dışarıdan gelen yorumlar önemlidir. Nasıl göründüğünü görmediğin anda kendini görmeni sağlıyor ya, hani yorumlara da bakıyorsunuz, etkileniyorsunuz. Bakalım ne gelecek? Öykü Hanım daha önce birbirlerini kıskandırmak için ikisi de birbirine birçok şey yaptı. Ama o gün mesela çok yüksek kavga ediyorlar. Aha diyoruz, bitti tamamen, yok oldular. Ertesi gün bakıyoruz, günaydın Beyza, günaydın Bat. Yine o şeyi yakalayabiliyorlar. Çok yüksek kavga ettiğiniz bir konu da yok. Yani şu anda artık tamam, hepsi toplandı. Bir noktaya geldi Beyza için belki ama hani konu konu baktığımız zaman gerçekten abartılacak bir şeyiniz yok. O yüzden ben tekrar barışacaklarını düşünüyorum Beyza ne kadar negatif konuşsa da şu anda. İki gün önce Gizem'i kırmızı odaya çağırıyor. Ben diyorum ki bak, bu hareketlerinden kıskanmadım, iğrendim, uzaklaştım. Ertesi gün oluyor Gizem'i beğendiğini. Ben olmasaydım bu evde en başında Gizem'i tercih edebileceğini, dış görünüş olarak beğendiğini söylüyor. Yani bu, atıyorum tahtaya bir, bunların hepsi üst üste geldiğinde ben artık... Ben bir şey merak ediyorum. Tamam, buyurun. Onu anladım. Çok isyan ettin. Çok da nasıl diyeyim, ağır bir ayrılık konuşması dinledim ben. Buse ve Mert'in mutluluğu fonda, siz önde koltukta. Gerçekten ağır bir ayrılık konuşması vardı orada.
senin açından. Çok yıprandığını kelime seçimlerinden gayet net kendini ifade ettin bence, değil mi Bat? Doğru. Yani evet. Sen söz yazan bir adamsın. Yani şurana vurmuş olması lazım. Öykü Hanım çok yani kahroldum açıkçası. Çünkü çok güzel ifade ediyor evet. Beyza zaten kendisini ama filtresiz ve esirgemeden tam kalbinden konuştu. Gerçekten veda etti aslında. O kendi kafasında bu söyledikleriyle noktayı koymuş olabilir, evet. Ama baktığın zaman Beyza'cığım gerçekten mesele yok aslında. Öyle. Nereden ve nasıl bakmak istediğine bağlı. Yaşadıkların yani, her şeyi toplattı bence kendisi. Yani ben artık size demiştim ya ilk girdiğim gün ben çirkef taraflarım da ortaya çıkabilir falan. Böyle kaos seviyor gibi çıkmıştı. Ben artık neyi fark ettim biliyor musunuz? Şu bir haftada evde kaos yaşayabileceğim, aslında haklı da olduğum, yanımda olabilecek de böyle gerçekten doya doya kaos yaşayabileceğim bir insan var mesela. Bu bile benim umurumda değil. Kimseyle kavga etmiyorum, kimseye bulaşmıyorum, kimseyle uğraşmıyorum. Çünkü ben artık kaos değil, aşk yaşamak istiyorum. Sen ben... bile ne yapıyorsun? Gerçekten. Buranın tadını çıkaramıyorsun çünkü kaos çıkaramıyorsun, keyfin yok. Hayır Öykü Hanım, gerçekten artık kaos çıkarmak değil, kaos yaşamak değil, aşk yaşamak istiyorum. Haklısın. Ama işte oradan bak o zaman bir de olaylara. Yani ilişkide de kaos diye bakıyorsun, hep aynı yerden bakıyorsun. Biraz açını değiştir. Öykü Hanım, karşımda bana kaos yaratan belki... Ama sen bundan anlıyorsun diye o da öyle davranıyordu belki, değil mi Bat? Hep söylüyorum Öykü Hanım. Girdi, Kırmızı Oda'da söyledi o, sen bundan anlıyorsun işte, hoşuma ben gitti. De ona, ben de ona şunu söyledim, ciddi konularda ben... Gerçekten Öykü Hanım hani kavga ederiz, küçük atlatabileceğimiz şeylerde anlayabilirim ama benim için artık bir şeyler ciddiye bindiyse, bir şeyleri kafama ya koyduysam... Bunu anlamamış demek ki, bunu anlatamamışsın demek ki. Bugün ya anladım Öykü Hanım onu. Evet, bugün anladığını ben farkındayım. Ben de bugünden sonra... Bunu söylemen lazım evet, işte. Bugünden sonra izin verirse yani bunu kendime şey yapacağım yani. Ben sizin bu en eğlenceli çifti olacağınızı düşünüyordum halbuki. En eğlenceli. Ya eğlendik, eğleniyoruz da Öykü Hanım da yani bu aradan sonra çok taktı bir şeylere. Biraz izin verse ben zaten kendimi kanıtlayacağım ona. Bu yani izni vermiyor. Umurunuzda olmasa, o ona ya Gizem demiş, sen niye diyorsun ayrıca? Evet, ne alaka? Ne şimdi Gizem var deyince bu işin çift tarafı var. Berke niye tepki göstermiyor da sen deliriyorsun? Berke niye... Kırmızı Oda için değil mi Öykü Hanım? Yani niye tepki göstermiyor Berke dönüp de Bat'a? Kızıyordu daha önceden. Kavga ediliyordu. Öykü Hanım, Yeliz yani bir soru sordu. Sormak zorun, cevap vermek zorundasın dedi. Beyza olmasa dedi, kimi beğenirdin dedi. Ben de... Aa, tuzağa düşmem deseydin sen de. Yok, kafan çalışıyor. Bana da sordular Öykü Hanım. Ama benim içimde hiçbir şekilde bir art niyet olmadığı için gayet net bir şekilde söyledim. Söylemedi hala yok. Berke sen de yanlış yani, anlama kardeşim. Dürüst olmak zorunda değilsin. Yalan da söylemek zorunda değilsin. Söylemezsin. Ben onun yakın arkadaş ya, konumundayım. Gizem de değil, evet. Tamam belki boyu boyuma, anladım oradan yani bir isim bile yok belki. Ben böyle düşünmen lazım. Artık Öykü Hanım gerçekten bir şeyin düzelebileceğini... Evet bir de Kırmızı Oda muhabbeti var. Böyle bir sorun ya evet farkındayım. Haklı, çok haklı. Kendisi bitirmiş olabilir ama formatta şöyle bir yasak yoksa ben onun peşinde kedi gibi dolaşacağım. Ya evet bunu yapsın bu arada. Zaten gerçekten bunu yapmam ben öneri için verdim. Öyle bir yasak yok değil mi? Hayır, git diyemezsin bana. Gerçekten böyle bir şey istemiyorum. Eğer formatta uzaklaştırma kararı falan alabiliyorsak benden böyle bir metre, iki metre falan uzak herhangi bir şekilde yani sonuçta rızan olması lazım. Sana herhangi bir şekilde temas, dokunma işte ne bileyim saçını okşamak ister, bir şey yapmak ister falan. O kendi koruyor. Yok yok dokunmayacağım. Sadece oturacağım Öykü Hanım. Konuşmayacağım bile. Peki yani ne bileyim aday gelir bir şey olur. O zaman da mı? Orada duruyorsun sen ama değil mi? Onu adayla çözeceğiz. Aa, anladım. Yani gerçekten evi böyle kaldırıp atacağınızı düşünüyordum. Eğlence anlamında. Yani sen cıvıl cıvıl bir kadınsın. O zaten komik bir adam. Ve bir yani şey fırlama her şeyi yapabilir. Her an her şey beklenebilir. Dolayısıyla... Ben müthiş bir enerji olacağını inanmıştım. Ben de öyle inanmıştım. Herkes öyle. Ama işte yani nasıl... Bence hiç ölmüştüm. Yani çok yakışmıyor sana böyle derbeder haller.
farkındayım, toparlayacağım. Hiç yakışmıyor, söyleyeyim yani. Yani Allah'a izin verirse gitmezsek önümüze daha 100 bölüm var zaten. Bence... Biz bu kadar potansiyel görüyoruz, bu kadar umutluyuz sizin birlikteliğinizin ihtimalinden. Siz toprak atıyorsunuz her gün. Her gün. Bir daha düşünün derim ben. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum Ergen. Gala'da bence affet beni yapalım. Bence yapalım. Yapar yapar Beyza yapar. İlaç gibi gelir bak. Vallahi iyi gelir Beyza be. Yok istemiyorum. İlaç yapma. Yarın bak bir yarınki havana bakarız. Bir gider uyursun gelirsin. Bakalım ne olacak. Yarın bat bir kaktüs getiriyor canım. Ya, kaktüs istihabatı doldu bence. Kaktüs tamam artık yani. Burada çıta, en son çıtayı Mert koydu gördüğünüz evet, gibi. Evet. Çıta burada arkadaşlar. Bundan sonrasında memnun etmek zor. Kolay değil yani. Peki, Aynur ve Görkem. Size gelmek istiyorum. Evet, bir tartışma yaşadınız. Aslında dün olsaydın, sınavın olmasaydı ve yani yayında olsaydın. Rümeysa ile galiba dertleştin değil mi Aynur? Evet. Rümeysa ile sonra Nihli ile de konuştun galiba. Yani siz zaten konuşuyorsunuz. Beraber konuştum. Orada nefes alamıyorum artık diyerek bir şeyin var. Yani şöyle, sürekli böyle bir algı var ya Aynur. Hani ya dışarıdan nasıl görüneceğimi sürekli bir şey yaparken düşünüyorum. Ve hani kibar bir şekilde mesela temasta bulunuyor. Biz sevgili değiliz ama kibar bir şekilde yapma. Hani ben gülüyorum, tekrar yapma, hani tekrar yap. Hani en son ben bunu daha önce yaptım. Bu sefer ben fevri bir insan olduğum için hani böyle alttan güzel bir şekilde söylüyorum. En son çıldıracağım. Yani hani bunu da istemiyorum. Bu şekilde görünmek de istemiyorum. Ben bir şekilde son... ben anlaşılmadığımı fark ettim. Yani yapmanın kritikte... yapma olmak olduğunu anlamadığını anladım. Ve sevgili değilken böyle yaptığından dolayı sürekli ben rahatsız olduğumu dile getirdim. Ve yani en son... Hani böyle şey bekliyorum, biri bana gelip bunu söylese de çünkü ben artık ben olmaktan çıktım. Hmm. Yani bunlar beni yansıtmıyor. Ama bu benzer bir yaklaşımı, tavrı daha önce evet. gördüğümüz için işte Aynur tekrar, bu dedik, biz kabul ettik. Tekrar, şimdi biri sana gelip söylemez yani bunu. Şöyle tekrar senin böyle hani, anlatman gerekiyor. Aynı tepkiyi, işte hani bana kötü yorumlar da yapıldı bu konu içinde aynı zamanda. Tekrar aynı tepkiyi almak, hani sert bir şekilde değil, yumuşak bir dille hani yapma diyorum. Karşımdaki insan anlar diye düşünüyorum. Ama ben baktım, ben 10 kere yapma dediğimi biliyorum bir günde. Şakayla karışık, sonra tekrar. Hani artık doldum. Ve bir yerde biri bana bunu sorduğu an ben çıldırdığımı fark ettim. Çünkü o an kendimi çok çıldırtan fazla çıldırtan soru tutmuşum. Ne? Ne soruyorlar mesela? Ne sorunca çıldırıyorsun? Yani sen rahatsız olduğunu niye dile getirmiyorsun diye bana sorulduğunda ben zaten içimde tutuyordum bunu. Yapma dediğimi dile de getiriyorum ufak böyle bu belli arada. Ediyorum. Ama hani bana dedi ki hani sen neden hani o zaman sert bir dille neden uyarmıyorsun? Ki doğru. Hani normalde bunu sert bir şekilde yapıyorum. Ama bu sefer gelecek tepkilerden bir yandan hani herkes gibi ben de düşünüyorum. Ama şimdi sizi sevenlerle ilgili de işte editler de işte videolar da yorumlar da baktığın zaman hani biz de izlerken bakıyoruz. Aa bir adım daha yaklaştılar galiba. Aa el ele tutuştular galiba. Aa bak tanıma yoluna girdiler. Yoksa sevgili mi oldular? Ya yani biz bu aşamaları takip ederek heyecanlanıyoruz ya izlerken. Dolayısıyla sende o aşama aşılamıyor, geçilemiyor. Yani duvara çarpıp geri dönülüyor. Sen bu tavrını belli ettiğin için artık kabul gördü. Ama Görkem de doğal olarak bir takım bir şeyler hissediyor. Bir an hatırlıyorum. Mesela sen saçını mı sevdin Aynur'un dediğim ve sonra bunun sosyal medyaya yansımasını gördüm. Ve saçına dokunurken yıkadım da geldim yapma dediğini çok iyi hatırlıyorum. Efendim? Saçımı yıkadım geldim yapma istemiyorum. Yani şöyle bir... Yani şöyle... Çok ufak ufak çok kibar kibar söylüyorsun, dile getiriyorsun. Evet hani yapma diyorum ya çünkü şöyle arada bir yapsın. Hani ama bak saçımı yıkadım bana... geldim derse saçım kirlenmesin yapma bozulmasın yapma gibi anlayabilir. Hani net olarak bir şey söylemiş olsan şu anda saçıma dokunmanı istemiyorum lütfen gibi bir tepki olsa... Net bir şekilde, fevri bir şekilde tepki vermemeye çalışıyorum. Bu şekilde konuşuyorum zaten. Çünkü sürekli geldiğinde böyle yani
tamam dur diyorum. 2 saniye duruyor tekrar böyle. Yani hani ne diyebilirim ki? Yani saçımı yıkadım. Hani bir şeyler söyle anlasın. Bahane üretmek zorunda kalıyorsun. Anlasın diye. Yani kibarlık yapmaya çalışıyorum aslında ama anlaşılmıyorum. En son birinin bana bunu sorup patlama anıma denk geldi. Ve Rümeysa ve Nile ile bunu paylaştım. Ben anladığını da düşünüyordum. Çünkü ilk başta biz başlarken zaten böyle bir problem olduğunu o da izlemişti. Hani bu bir problem de değil. Bana karşımdaki insan benim onu arzulamama vakit vermiyor. Çünkü sürekli eli ensemde. Şöyle bir duruma mı geliyor acaba Görkem? Sen bu kadar net bir sınır çizildiğini görmediğin için mi adım adım böyle izin verdiğini düşünerek mi davrandın acaba? Yakınlaşmaya gayret ediyorsun. Doğal olarak yani bir şeyler hissediyorsun. Ve doğal olarak daha yakın olmak istiyorsun. Ki ben bunca zaman gerçekten ilişkilerim oldu. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ki ben buna dikkat ederek zaten bu yola başladım her zaman. Yani hiçbir zaman zorla bir şey yapmadım. Hep adım adım yani ileriyi düşünerek yaptım. Ama bana karşı hani dediğim gibi onunla biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz dışarıda da olsun. Eğer bu kadar rahatsızsan dedim, bunu burada değil de bana önceden o kadar konuştuğumuz vakitte dile getirseydin dedim. Zaten hiç yapmazdım, böyle bir teşebbüste bulunmazdım dedim. Çünkü Aynur gerçekten evdeki örnek veriyorum, hasret olsun, başkası konuşsun, bir yorum yapsın. Birazcık etkilenip düşünebiliyor. Yani dışarıdaki yorumlardan da etkileniyor birazcık. Yani o ne olacak, nasıl gözükeceğiz, acaba kötü bir durumda olur muyum diye ona da hak veriyorum. Zaten ben de o yüzden ona böyle yaklaşıyorum. Yani daha çok onu düşünerek yaklaşıyorum. Sadece bu kadar hani nazik nazik uyarmaya çalışmış. Evet ama bana keşke burada olmasa bile dışarıda telefonda konuştuğumuzda belirtebilirdi. Hani rahatsız oluyorum yapmasan daha iyi olur. Yani ben zaten yapmazdım. Yani bunaldığımı da belirttim ama gene anlaşılmadım. Yani bu kadar rahatsız olunabilecek bir durum olduğunu bilmiyordum. Dile getirdim Görkem yalnız. Arkadaşlarım da şaşırıyor yani ben dışarıda gerçekten böyle biri değilim. Hiç ilişki geçmişimde de böyle biri değilim. Yani değer verdiğim için zaten kendisine bunu söylüyorum, yapıyorum. Yoksa örnek veriyorum başkası olsun, başka biriyle tanışma yolunda olsam ben ikinci günden bırakıp gidecek biriyim. Yani bu kadar fazla değer gösterip bu kadar düşünmezdim Aynur olmasaydı. Bunu söylüyorum. Arkadaşlarım da hep bana diyor zaten Görkem sen bu değilsin, ne oldu, acaba bıraksam mı, başka bir şey mi denesen, acaba rahat düşünsem aslında mi diye söylüyorlar. Aslında senin de üzerinde baskı var. Evet, hem sosyal medyadan da olsun ben çok değişik yorumlar alıyorum. Başka kişilerin fotoğraflarını bana atıyorlar. Başka kişilerle benim fotoğraflarımı koyup atıyorlar. Bu artık 3 değil 4 bayağı kişi olmaya başladı. Ben bunları ama Aynur'a söylemiyorum. Yani moda düşmesin, bozulmasın diye. Yani ben daha çok onu düşünürken onun birazcık da beni düşünmesini başka istedim. Başka kişiler anlamadı. Yani örnek veriyorum hiç alakam olmayan bir kişiyle benim fotoğrafımı atmışlar bana. İşte bu sana daha iyi değer verir, şu olur ne olur gibi olaylar olmuş. Ekstra bunu benim arkadaşlarım da çevremdeki işte kız erkek olsun arkadaşlarım da bunu söyleyince ben birazcık acaba hata mı yapıyorum mu düşündüm. Anlaşmak istediğinizden çok emin değilim. Bunu konuşmanız lazım. Yani ayrıldınız mı onu da bilmiyorum mesela. Konuşma yaptın, son konuşma diyorsun. Son konuşmalardan hoşlanmıyorum diyor mesela. Buradan sen ne anladın? Ayrıldınız yani mı? Bir şey anlamadım. Ayrıldınız mı? Ya net birazcık daha sorular sordum kendisine. Hani bana net olsun. Hemen ondan sonra farklı mevzuya geldi konu. Ben dedim zaten. Yani benim hissim olan tek kişi şu an Aynur. Yani ama Aynur olmasa... Sen sana atılanları şimdi burada dile getiriyorsun. O kadar inandırıcı. Hayır, alakası yok. Buna Aynur hemen buna getirdi. Acaba demiş. Acabası varsa gerek yok. Acaba ben dediğim o değil. Hata mı yapıyorum? Bu kadar ilişkiye şey özen gösteren taraf ben miyim diye acaba dedim. Özen kişi gösterilen değil. Taraf. Evet burada başka bir durumda olan kişiye nasıl tepki verdiğime bak. Yine hayır, aynı şeyleri olarak. Yaşamamak adına kibarlık yapıyorum ben burada. Genel olarak bahsettim. Evet ben nazar. Şu an... Nazar çıktı. Yaramaz çocuk gibi kaldın yani. Bir şey konuştu İncilerin arkadaşlar döküldü. Özür dileriz. Tam yani. Gelin tamamıyla. Evet. Evet. Ben şunu da söyleyeyim hani konu değişti orada. Demek ki ben kibarlık yapmakta da yanılmışım. Erkek özellikle balık erkeklerine gösterildik max şey buymuş. Ki ben anlamaya çalışmıyor birazcık hala daha şu an anlamıyor. Ben kimseyle dedim yani Aynur olmasa da dedim kimseyle olmayacağım zaten. Bunu ona da söyledim. Yani birazcık anlamak istemedi. Konu benim oraya getirmem değil. Sadece yani... İki saniye önce dediği şeyin farkında mı? Evet farkında ve diğer herkese de sorabilirsin. Benim kimseyi başka ima etmedim.
İşte yani benim başkalarıyla yakıştırıldığını söylemem. Evet, ben de acaba yanlış dedim. Mı yapıyorum dersen bu böyle anlaşılır. Hayır. Aynur da nasıl yorumlar geliyorsa hani o yorumlardan etkileniyor çünkü dışarıda. Yorum değil canım, bana senin fotoğrafların da geliyor, sen çok kafanı yorma. Tamam, benim dediğim de şu, Aynur olmazsa başkası olur değil. Benim acaba dediğim konu şu, bu kadar değer verirken dedim, bu kadar ilerlemiyor bazı şeyler benim nezdimde. Evet. Bunu sadece fark ettim. Onun için dedim, hata mı ediyorum acaba'yı düşündüm. Aynur, aslında söylediğin ve kırıldığı iki mesele var. Korunduğumu hissetmiyorum, güvende hissetmiyorum, değil mi? Ya o hani bu dokunma mevzusundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey söyledin. Yani ben kendimi güvende hissetmiyorum demek ne demek? Ya bunu şu an burada öyle herkesin önünde seni güvende hissettirmeyecek, seni ürkütecek, korkutacak. Ya hayır hayır, öyle kişisel bir şey değil. Hani böyle sanki dışarıya karşı böyle beni koruyamazmış. Ben koruma ihtiyacım olduğu için değil bu arada. Bu benim hissettiğim. Sanki böyle... Anlamak istiyoruz, o yüzden soruyorum. İşte şu an cümleyi bir şey yapamadım. Sanki beni dışarıya karşı böyle korumacı olamazmış gibi, geri çekilirmiş gibi hissediyorum. Daha yaşanmadan böyle hissediyorsun. Şey. Görkem... Hep alttan alan, anlayışta olan, iyi görünen ve senin için elinden geleni yapan, işte gerek sosyal medyada gerek evin içerisinde hep böyle bir koruyan, işte kurt onun yanında Asenası, hep böyle kol kanat geren ve çok aşık bir adam profilinde görülmesinden rahatsız oluyorsun. Oysa ki burada senin bir rızan alınmadan belki de emrivaki yapılan durumlar var. İnsanların evet, bunu da görmesi gerektiğine inanıyorsun. Değilim. Dolayısıyla hani benim... bu sebeplerle bu yaşanılan şeylerle sana yükleniliyor ve evet, sen bunları hak etmediğini evet, düşünüyorsun. Evet, tam olarak bu. Bu, anladım. Yani bu ilişkide sen dışarıya iyi görünüyorsun. Ama ben kötü görünüyorum. Mesafeli durduğu için, ilişkiye katkıda bulunmadığı için belki de sosyal medyada olumsuz yorumlar aldığı için ve linç meselesi çok ürktüğü bir şey. Onu da evet, dile getirdi. Defalarca dile getirdi. Biliyorum, fark ettim de. Yani dışarıyı çok kafaya takıyor. Yani mesela geçmiş bölümlerde olan bir şey yüzünden ben şu an trip yiyebilecek vaziyetteyim. Aynur tarafından böyle bir. Ama ben ne derken, düşünüyorum? Ne zaman trip şu an yedin düşünüyorum mesela? Dedim. Düşünüyorum dedim. Etkilendiğin için düşünüyorum dedim. Olan bir şey değil. O zaman düşünceni dillendirme. Ki ama ben öyle bir tepkiyle karşılaşsam, yani geçmişte bana kötü bir şey yaptı mesela diyelim bir bölümde diyelim. Ama ben derim ki güncelde şu an Aynur'la iyiyiz. Bunu dile getirmem. Yani ama Aynur daha çok etkilenen taraf dışarıdan. Çünkü o tarafını seninle ilgili biliyorum. Olan şeyler duyuyorum. O yüzden etkileniyorum. Ben sana kötü bir şey demiyorum ki. Demedim ki daha önce. Haberde senin haberin. O şey de senin haberin. Benlik bir şey yok orada. Sen ona rağmen iyi görünüyorsun ama onlara rağmen. Ama ben sadece zor şeyinden ben kötü damga yiyen ben oluyorum. Aynur kötü davranıyor oluyor bu sefer. Anladın mı? Bu noktada Görkem'in ne yapması? Yani beni zor kadın değil, onun düşüncelerine saygı sana... duyup bunu yapması zaten o linçlenmeyecek. Yani istemiyorum dediyse bir kere bunu işte ondan bir adım bekleyene kadar yapmaman gerekiyor Görkem. Çünkü 10 kere söylemiş yani ve belki nazlanma cilve olarak algılıyor. Çünkü hani Aynur'un konuşma tarzı öyle ya, ben de onu ona belirttim. Hani linçlenmemek için o sert tepkiyi vermemiş, belki öyle anladı Görkem de, bilemiyorum. Ama bundan sonra öyle kendin tepkini ver yani, içten de korkma. Onun bir daha yaparsa bu onun sorunu olur. Bir önemli bir detay daha var burada. Burada hiçbir şeyin garantisi yok. Benim dışarıda da hayatım var. Yani sanki burada yaşayacağın herhangi bir şey dışarıdaki hayatını etkileyecekmiş. Hayır, de... şöyle hani mesela dışarıdaki hayatım derken şunu kastettim. İleride... Benim Görkem'le olup olmayacağım tabii ki buradaki herkes ilişkisi için geçerli. Kesinlikle evleneceğiz, şu bu öyle olacak. Hani ben neden hayatta ileride da zaten pişman bir olacağım, bir görüntüyü vermiş olayım gibi düşünüyorum. Bunu da dünkü şeyden sonra daha fazla düşündüm. Oyundan sonra. Hani hiçbir şey normal şartlarda benim ona hiç şey yapmamam gerekiyordu. Çıktım mesela oyun oynadıktan sonra...
ben bunu niye oynadım falan böyle. Şaşırdık zaten yani. Ya dedim ki bu sefer işte ben gene kötü görünüyorum. Öykünüm Aynur hiç oyunu oynamıyor falan olacağım diye dedim hiçbir şey demeyeyim. Çıkayım oynayayım bari tavanlara falan bakıyorum yani. O zaman o oyunun yayınlandığı gün biz seni... Eyvah. Anlıyorum. Geleceğe bir iz bırakmamak istiyorsun. Ama burada geleceğini de arıyorsun. Öyle de bir durum var. Ama şöyle bir durum da var. Sevgili de bana Görkem demişti ki sana karşı hani çok hassas olacağım. Nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Yavaş gideceğiz. Ama nasıl davranmasını gerektiğini bilen biri de yapmadan anlamaz mı? Hani bir kere dendiğinde anlaşılır. Hani ben diyorum daralıyorum'a dönüyorum. Gözümü şey yapıyorum hani açıyorum anlaşılmak için. Ama yine aynı şey oluyor. Peki dışarıdan böyle görünüyor. Hani çok da dediği şey doğrultusunda ilerlemediğini fark ettim. Evet Görkem var mı söylemek istedim? Yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Çok iyi giden bir süreç var. Bu sürecin hani daha ne olması gerekir? Kendi açımdan sorguluyorum. Bu kadar iyi giden bir şeyde bunun bir sonraki evresi artık yavaş yavaş biraz ne daha yakın. Ne yapayım diz çökeyim mi adama? Demek ki hazır hissediyor. Hayır yani. Tabii ki de. Bence siz şunu anlamıyorsunuz. Ama geçen Aynur konuşurken onun gece kulübü muhabbetinde en baştaki Aynur'a dönüyorum demişti ki gerçekten de döndü. Aynur ilk geldiği günkü Aynur ve buna adapte olma sürecini çok kavrayamadığını süreç düşünüyorum. Süreç kişiye göre değişir sadece. Evet yani. Ya ben bu konuyu unutamayabilir, hazmedemeyebilir tabii olabilir. Tabii ki de hazmedemeyeceğim. Ben paylaşılıyor barışıldı haberleri. Bana mesajlar geliyor. Sen bunu nasıl affettin? Sen bunu nasıl affettin? Bizim de yanımıza geliyor aynı insanlar. Ben kimsenin yalan tutmuyorum. Mesela. Hani niye ben dışarıda böyle bir şeyi kabul edemem? Niye burada kabul edeyim ki mantıken? Var mı söyleyeceğim bir şey? Evet. Ama gelir. Onlardan hiç bahsetmiyorlar. Kendileri de oradaydı ya o yüzden bence. Yani burada eğer bunu hazmedemeyecek ya da zaten istemeyeceğini söyleseydi ben zaten daha konuşmamı keserdim. Daha bir devam etmezdim yani kendisi. Bana o net şeyi söylemedi zaten. Net şeyi söylemedi. O zaman hislerin gerçeği sen yani. Hayır benim hisse... Ay şu an dönüyorsun hayır, yalnız. Hayır dönmüyorum doğru evet, konuşalım. Evet şu an dönüyorsun. Hayır şöyle bir olay var. Hislerin gerçekliği ne değil Rümeysa ne alakası var konuyla? Tamam hani şu, bana şu an temas eğer... etme hazır değilim ya. Güven problemleri olduğunu biliyorsun dedi diye niye sen bitiriyorsun hayır, bunu? Hayır öyle değil. Eğer hazmedemeyeceksin dedim. Güven problemi bence. Demedim. Hayır, hazmedemeyeceksen... Diyor ki fotoğrafı diyor hazmedemeyeceğini söyleseydin. İleride bu benim önüme gelecekse... Sen de dedin ki ben seni affedemeyeceğim. Sen dedin ki ben sana kendimi affettirmeyeceğim. Çabalayacağım bir bulacağım. Çaba ama şimdi de diyorsun ki bunu affedemeyeceğim. Hayır, söyleseydin... hazmedemeyeceksen diyorum. Yani hep mesela ya bir kavgamızda... Ya biz bunu konuştuk şu an farklı bir şey bir kavgamızda, bir tartışmada... Yok ben zaten kendimi hep ifade etmeye, sana ispat etmeye hep çalışıyorum. Hı hı. Ve güven vermeye de çalışıyorum bu konuda da. Ama hep ilk kavgamızda bana hep bunlarla geleceksen zaten bu aşılamamaz bir duruma giriyor. Bu durumda ben hep derim yani hazmedemiyorsun o zaman atlatamadık bazı şeyleri diye düşünüyorum. Ben sevgililik yoluna ben zaten gitmek istiyorum. Yani bu güven problemlerini ben de aşmak istiyorum ama birazcık daha fazla hani birbirimize bir şeyler anlatıp bir şeyler konuşursak ki o yol olur. Eğer gerçekten böyle his varsa bir şey varsa yükseliyorsanız birbirinize daha da yaklaşmak isterseniz ama senin duvarların var. Asla eleştirmiyorum. Bu sensin. Seni böyle kabul eden, senin iznin çerçevesinde yaşamalı. Ama işte bunun için doğru insanı bulabilecek misin? Zor kadın mısın? Bence sen de kabul etmelisin. Evet, zor kadınsın. Ya bir şeyleri zamana bırakıyor olmam. Ama şimdi dışarıda, ne bileyim dışarıda kendine bir hedef koyarsın. Ben 25-30 yaşıma kadar doğru insan gelmedikçe hiç kimseyle olmayacağım. Ha. Çocuk sahibi olmakla ilgili çok da hevesli değilsin galiba. Ya da ne bileyim buradaki şoplardan işte fotoğraflardan ötürü mü hoşuna gitmiyor onu bilmiyorum. Kendini güzel görmediğin için mi? Anne olmak istiyor musun onu bilmiyorum. Yani istiyorum ama fotoğraf geliyor aklıma çok korkunç o zaman gülme geliyor. Fotoğrafı boş ver senin ne istediğin önemli. Bir kadın olarak... biyolojik saatinle ilgili vermen gereken belli yaşlarda bazı kararlar var. Ya bunlarla yüzleşeceksin. Zaman çok hızlı geçecek. Yani buradaki geçireceğin 150 bölüm aslında çok kısa bir süre. Ve hayatı bunu çevirdiğin zaman aynı şekilde doğru insanı beklemek için kendine bir sınır koyman gerekir.
Yani bu çünkü anne olmak istiyorsan belli bir yaşa kadar artık onu halletmen gerekiyor. Doğru insan ya da olana razı olacaksın belki de anne olmak için. Bu da var. Bu da olabilir. Ama senin tercihlerinin artık netleşmesi gerekiyor. Hani bir akışına bırakmışsın ve benim doğrularım var şeklinde yaşıyorsun hayatı. Ya tam olarak da öyle değil. Tabii ki de herkes gibi benim de doğrularım var. Ama yani şu anki olay onunla alakası yok. Tamam, ben de demek istiyorum ki hani dışarıdaki hayatında böyle zaman gönlünce senin olsun, ömür senin. Hı hı. Ama burada kısmetse olarak geldiğin zaman şimdi bu taleplerin ya da bu sorulara maruz kalmak zorundasın Aynur'cum. Evet ama biz sevgili değiliz Öykü. Olmak istiyor musun diye sorayım o zaman. Sevgili olmaya dayalı da bir şey yok zaten. Zaten acabaları da çoğaldığı için onu acabalarla yola devam edebilir yani kendisi. Ben de bunu duymak istiyordum yani net olalım derken. Ben zaten bazı şeyleri kafamda oturtmak için hani son konuşma dedim. Hani ne tepki verecek, son konuşma gerçekten olacak mı diye söyledim. Buradan da son kez söylüyorum o zaman hani bu kadar rahatsızsa hani zamanda olan şeyle kendisinden özür diliyorum. Dokunma mokunma meselesinden. Benim için rahat bir şekilde zaman yapabilir. rahat bir şekilde istediği gibi takılabilir evde bu saatten sonra. Ben de birazcık kendimi dinleyip evde birazcık erkek ortamında olup birazcık da hani hiçbir kızla tanışmaya olduğu gibi tanışmayacağım. Tabii arkadaş olarak selam sabah sohbet edebiliriz. Hı hı. Birazcık ben de yoruldum olanlar durumundan. Kendimi dinlemek istiyorum. Hani birazcık da erkek muhabbeti dönsün, şey olsun. Hani sohbete dalmak istiyorum daha çok. Birazcık kendime vakit ayırayım. Hem de şu konudan da söyleyeceğim. Hani dışarıda olsak zaten birbirimizi bu kadar görmeyiz. Hani haftada iki gün buluşuruz ya da en maksimum üç gün. Ama burada kısmetse olur ev olduğu için zaten her gün görüyoruz. Hani sabahımız bir, gecemiz bir. Yani bu yüzden de birazcık hani ilişkinin hızlanması bu yüzden. Biz dışarıda olsaydık mesela bugünkü bölüm kadar görüşecektik belki bir hafta içinde ama burada çok görüyoruz birbirimizi. Bu yüzden ben de birazcık daha hani duygularımı yoğun hissettiğimi düşünüyorum. Birazcık da bu yüzden hep birlikte olmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bunun farkına varamadığını düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı birazcık ben de kendi içimde vakit geçirip ona göre eve geleceğim. Peki arkadaşlar şu rozetleri bir alayım ben. Ne mücadeleler verildi, siz bunu beraber alın diye halbuki. Ne emekler, ne kalpler kırıldı. Bu arada Can, onu da unutmadım tabii ki. Bayağı sen burada Buse'den rol çaldın yani. Nasıl rol çaldın? Böyle gözler gözyaşları. Ama sahne devam etti. Çok romantik bir sahneydi ve gerçekten duygulandım yani. Büyük olasılıkla galada göreceğiz bunu diye, ben yani hayal olarak hani sandım, yaşanmak isteyen bir hayal olarak olduğu için çok da tebrik ederim yani. Çok yakışıyorlar. Gerçek işte ya. O yüzden hani duygulandım böyle bir içim i̇nsanlar parçalandı. İnsanlar yaşıyor işte ya. İnsanlar yaşıyor hani hayatlara bak gibi. Ne ağlatıyorsunuz? Niye gülüyorsunuz? Niye ağlattın çocuğunu dedik. Ben dedim iyi izlemiş beni dedin. Ya tebrik ederim ikisini de. Çok yakışıyorlar. Çok mu istiyorsun böyle bir aşk yaşamak? Hayalim. Sende bir aldatılma hikayesi vardı değil mi? Evet vardı en başında. Sen de böyle duygusal mısın? Çok. Aşırı duygusal. Ya çok duygusalım. Kalbim çok kırılır. O yüzden şu an yine dolmaya başladım hafiften. Ya çok şeker. Allah Allah. Peki inşallah daha iyisini... İnşallah hepimiz. Aykıyor. Çok mu üzdüler seni? Yani zamanında kırıldım. Çok kırılmışsın yüzden... ama. Bu aslında bir de çok da sevmişsin herhalde. Ve yakın bir zaman gibi sanki. 6 ay mı? Ne kadardı? 5 ay. 5 ay daha yeni, taze. Yani senin anlamadan geçireceğin yaz süresi 6 ay. 6 aydan sonra artık yavaş yavaş soğumaya başlar derler ama. Evet, yok, iyileşme ben süreci 6 ay. Soğumayı yaşadım yani zaten. Sizin. Soğumadan yana bir problem yok. Sadece dışarıdaki ilişkileri gördüğüm zaman hani benim de böyle olsun istiyorum hani. Böyle bir şey yaşayayım. Herkes böyle istiyor. Herkes böyle yani istiyor yani. Ben biraz daha derinden. Dur bakalım daha ne sınavlardan geçecekler. Sen 3 tane güle aldanma. Oo, daha koca bir hayat var önlerinde. Dur bakalım. Dur bakalım. Yani hemen öyle anlık coşmayalım. Bu arada tırnak
tırnak parantez artık ne olur da. Bozacak bir şey söyleme Allah aşkına. Yok yok hayır bizimle ilgili değil. Hı. Buradaki tüm arkadaşlarım hem cinslerim için erkekleri de hadi hadi onları da göndereyim. Gerçekten Allah daha iyisini nasip etsin herkese, hepsine. Amin. Güzel bir his. Ben tattım. Umarım herkes tadar fazla. Amin. Ağız gibi oldu bu ama tekrar Buse. Bu kadar yürekten, şey yürekten ama... duaya dahil olmak. Peki Allah nazarlardan saklasın diyelim biz de. Amin. Hadi o zaman hep beraber şu favorileri belirleyelim arkadaşlar. Hazırsanız evet. Eğer kısmet olur aşkın gücünde. Tatil yaptınız, dinlendiniz, geldiniz. Yarışmaya kaldığımız yerden de devam edelim. Bakalım sizler kimi bu hafta favori olarak belirleyeceksiniz ki biliyorsunuz galadaki en önemli meselelerden bir tanesi bu. Hazırsanız eğer oylamaya başlıyoruz. İlayda'cığım. Hello. Ay burayı özlemişim. Hep en başta kimi seçiyorum? Kendinden başka bir kadın ve bir erkek. Çapkın yârim. Mert Kılıç'ı yazıyorum. Nihle Kuşum'u yazıyorum. Onu seviyorum. Berke. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. İlk defa sen Murat. Uzun zamandır kardeşimi atmıyordum. Yeliz. Bir kadın, bir erkek. Evin pıtırcığı inşallah korursun. Dileklerim seninle. İlk ve son sana popüler oy verişim. Oğuz. Tabii ki de. İza. Bana destek olduğu için ve onu çok sevdiğim için Nehli. Aşkta mı yazıyorum? Aşkta. Mert. Rümeysa. Bir kadın ve bir erkek yazabilirsin. Sevdiğim bir arkadaşım olduğu için Görkem'e yazıyorum. Nihle de benim minik bebişim biliyorsunuz. O yüzden Nihle'ye yazıyorum. Görkem. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. Birincisi Murat kardeşim. İkincisi Oğuz kardeşim. Hasret. Sana borçlu olduğum için en sonki galada gitmek istediğinde seni dinleyip seni elemeye kalktığım için canım arkadaşım. Bu da Aynur'la aranda yaşanan muhabbete üzülüp umarım düzeltmen için motive anlamında. Oğuzhan. Murat hak ettin. Senin sıranda başka bir sebebi yok. Oğuz. Sevgili teklif ettiler. Sevgili oldular artık.
Onun şerefine yazıyorum. Başka bir açıklaması yok. Aynen. Oğuz'u da çok seviyorum. Nilay'ı da çok yakıştırıyorum o yüzden. Ozan. Evde kimsenin derdi yok. Derdi olanlar düşünsün. Ben kimse gibi bu evde manipüle yapacak, algı yaratacak bir insan değilim. Olduğum gibi bir insanım. O yüzden ne konuşulduysa her zaman zaten ona ayak uydurmaya çalıştım. O yüzden birisi Murat. Birisi de sevdiğim kardeşime gidiyor. Görko. Dilara. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Canım benim ya. Ben nasıl yaptım bu hatayı? Bak unuttum sen ama ben unutmadım. Oo. Başka birini yazmış. Murat. Kendinden başka bir kadın ve bir erkek. Kardeşim benim ya. Yeliz. Buse. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. Birisi belli. İyi de Murat. Tabii ki. Mert. Bir kadın bir erkek yaz. İçimden gelmese de erkekler evinin birlik beraberliği için seni yazıyorum. Bu da birlik beraberliğimizin ilk boyu. Sanırım. Nihle. Kendinden başka iki kadın. Rümeysa ve Aynur. Bak. Bence son zamanlardaki performansıyla fazlasıyla hak etti. Çok özür dilerim Beyza ama sen kalbimi biliyorsun. Kesinlikle iyi niyetli olduğumu biliyorsun. Beyza. İnşallah iki erkek çıkar. Çünkü hiçbir hafta bu kadar evimi korumak istememiştim. Evimi korumak istemiyorum. Ama bu nedir ya? Bu da bana gerçekten özellikle mi yapılıyor? Neyse kendimden başka iki kadınmış. Ben de o zaman best friendlerimi yazayım. Canım Gizem'im. Ve İlay'dan. İkinizi çok seviyorum. Nihle seni de çok seviyorum. Kusura bakma. Kızlar içeride koalisyon yapıp seni yazmamı istediler. Ama bana kızmayın. Çünkü niyetim kötü değil. Çok kötü. Can. Sevgili yarışmacılar, oylarınızı kullandınız.
az sonra favorileri belirleyeceğiz, açıklayacağız daha doğrusu. En azından roze sahiplerini açıklayacağız. Ama sıralamayı elbette ki galada öğreneceksiniz. Hemen sandığımızı, verdiğiniz oyları mühürleyelim. Galadan hemen sonra evde açıp oyları değerlendirebilirsiniz. Kızlara dönüyorum önce, her zaman olduğu gibi. Yine sırasız olarak hatırlatmak için üstünden geçiyorum. Sırasız olarak 3 isim söyleyeceğim ve bu isimlerden biri rozete sahip olacak. Yani evinizi korumak göreviyle görevini ona vermiş olacaksınız. Hazırsanız eğer isimleri açıklamaya başlıyorum. Bu hafta verilen oylar sonucunda kızlar evinde açıklayacağım 3 isimden ilki İlayda. İkinci isim Rümeysa. Ve son isim Nihle. İlayda, Rümeysa ve Nihle arasından acaba bu hafta kızlar evinde favori yarışmacı kim? Kim koruyacak bu hafta evi? İlk önce bir isimle vedalaşacağız. Kiminle vedalaşıyoruz? İlayda. Rümeysa mı Nihle mi? İki arkadaş karşı karşıya geldiler. Nihle. Nihle mi Rümeysa mı? Bu hafta kısmet olur da kızlar evini koruyacak olan isim Nihle. Tebrikler Nihle. Teşekkür ederim. Erkeklere geldik hemen. Yine sırasız olarak 3 isim açıklayacağız. İlk isim Murat. Ya ıslık çalmasın. Dur sen şimdi popüler seçilirse. İkinci isim Oğuz. Ve son isim Görkem. Murat, Oğuz ve Görkem. 3 isim arasından biriyle vedalaşıyoruz. Ve bakalım zirve için hangi iki isim mücadele edecek? Bu rekabete veda eden isim Murat. Oğuz. Hadi Murat, başla. Görkem mi, Murat mı? İlk defa Murat be. Murat mı, Görkem mi? Çok heyecanlı Görkem'im. Murat. Yes! Buyurun. İngilizce, Murat. Takınca. Bravo. Ama tekrar yapacaksın ama. Yapalım. Tebrik ederim. Sarılma karşılığı. Bir ıslık daha. Ama ya. Islık. Geldi buradan sen. Peki, manyak tebrikler. Ya. Tebrik ederim. Nihle'cim aşkım. Teşekkür ederim. Tebrikler. Seni yerine alıyoruz. Bol şans diliyorum. Seni de Nihle'nin yanına alıyorum. Çünkü romantik yemeğe gidiyorsunuz arkadaşlar. Sevgili olarak ilk yemeğiniz mi? Sevgili olarak evet. Sevgili olarak ilk yemeğiniz. Evet.
Size iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel vakit geçirin. Hoşçakalın. Evet. Valla galaya gidiyoruz. Yarın gala. Şimdi aradan sonra da böyle o gerginliği yaşamak bir enteresan oluyor. Yani daha oylamanın, esas oylamayı yaşamadın Can. En azından onu söyleyeyim. Ama bu hafta rahatsın. Koruma altında olacaksın. Onlar yemeğe giderken biz de seyircilerimize veda edelim. Sevgili izleyiciler, tekrar hatırlatalım. Oylama için uygulamalarımız Kısmetse Olur, Aşkın Gücü, El Poder Del Amor. Oylarınızı bekliyoruz. Azerbaycan ve Almanya başta olmak üzere burada yarışmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Official Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimiz. Yarın haftanın elemesinde galada buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Gülder de var. Prensesim ben. Gül döktüm yollarına. Bayağıdır da baş başa böyle. Evet, tarzında kalmamıştık. İkinci hafta mı yemiştik biz? Hayır, ilk geldiğin hafta. Hayır mı? İlk geldiğin hafta aşkım. Gel. İlk geldiğin haftaydı. Teşekkür ederim. Hatırlamıyor musun yoksa? Hatırlıyorum. Yani değil mi? Acıktın mı? Evet, acıkmıştım. Evet, sevgili olarak böyle olmak birazcık daha garip oldu. Bu ilk oldu. Yemeğimiz. Evet. Evet, ilk yemeğimiz oldu. Nasıl hissediyorsun peki sevgili ilk günlerinde? Biz zaten sevgili gibiydik ya. Zaten sevgiliydik de hani şimdi böyle resmi bir şekilde böyle sevgiliyiz yani. Herkesin evet. Gözü önünde şak şak diye. Nasıl hissediyorsun kendini? Ben çalışmalara başladım. Artık gerekirse ek mesai yapıp bizim geleceğimiz için uğraşacağım. Hiç gerek yok. Nasıl gerek yok? Daha erken hayatım ya. Sana böyle daha iyi bir hayat sunabilmek için. Vallahi ben diyorum sana 2 senede hani inşallah Allah nasip ederse evleneceğiz gibi. 2 sene. 2 sene mi 3 sene mi? 2 senede şimdi 2 sene sonra işte böyle sözdür şeydir falandır filandır onlara mı başlayalım? Ona göre çünkü ben de... İşte hayatım ben şimdi sana ne diyeyim? 2 sene sonra bak, tam 2 sene doldurunca söz yapacağız mı diyeyim? Öyle hayır, şey deme. Olmaz. Hayır şimdi 2 sene gezelim mi diyorsun yoksa 2 sene sonra evlenelim mi diyorsun ne diyorsun onu merak ediyorum. Anladın mı? Anladım. Diyorum ki buradan çıktıktan 2 sene falan bakarız böyle. Bakarız mı sonra? Böyle bir 2 sene bir gezeriz. Haklısın. Vallahi doğru söylüyorsun. Ben şimdi birbirimizi tanırız. Tabii tanırız. Ki ben sonra de... bakarız. Tanıdığımızı bakalım belki dışarıda yapamayacağız mesela. Sanmıyorum da. Şöyle negatif düşünmenin hiçbir manası yok hayatım. Mesela dedim. Mesela yapamayacağız falan. Ben bunların hepsini belki kafamdan... Belki dedim Oğuz. Ben sanmıyorum öyle bir şey bu arada da. Niye yapamıyorum çünkü yaparız. Ama ihtimal... Sana bir şey diyeyim mi? Burada yapıyorsak bence. Yani burada hani böyle... En... Aynı şey değil. Şöyle. Zevklerimiz aynı değilse. Mesela. Ne oldu? Nasıl zevklerimiz aynı değil? Mesela. Hayatım bilmiyorum. Mesela sen günlük hayatında ne yapıyorsun en çok dışarıda? Yani günlük nereye gidiyorsun? Nasıl yani nereye gidiyorum? Mesela dışarı çıktığım zaman da mı? İş dışında mı? Aynen. Ya ne bileyim ben genellikle arkadaşlarımla böyle ne bileyim işte dediğim böyle PlayStation oynarım. Tamam. İşte ben oralara gelemem. Oralarda zaten ne yapıyorum? Ben o çocuklarlayım. Tamam işte ben oralara gelemiyorum. Biz ne yapacağız? Çocuklarla eğlenmek istediğimiz zaman da eğleneceğiz, gezmek istediğimiz zaman da gezeceğiz. Ne bileyim, film izlemek istediğimiz zaman da sinemaya gideceğiz. Hiçbir şey yapmak istemediğimiz zaman da evde oturacağız. Anladın mı? Bu tamamen bize kalmış bir şey. Tabii ki de ben böyle normal günlük hayatımda sen hani kızlarla yaptığın şeyleri benimle de yapabilirsin mesela atıyorum. Ya da kızlarla yaptığın şeyler ayrı, hani benim kendi arkadaşlarımla yaptığım şeyler ayrı. Bir soru. Şimdi alışverişe gelir misin benimle? Gelirim tabii, niye gelmeyeyim? Hoşuna gider mi peki? Hoşuma gider. Sen benim önce... gelmemi ister misin mesela yanında? İsterim. Çünkü benim... Ne? Çok poşet oluyor ya mesela. Ha, o yüzden. Benim en çok ben bu arada mesela abimle alışverişe çıkmayı seviyorum biliyor musun? Çünkü abim her şeyi taşıyor. Ya tamam, ben de taşırım tabii ki de. Hani sen de, ya nasıl desem ben, hani böyle şu hayatta...
Ben zaten en başından da zaten bunu söylemiştim. Her şeyi yapmak istiyorum. Karşımdaki insanla. Yani şu anda seninle. Hani gerek... Tamam, şey beraber seninle tırnak randevusuna gideriz. Tırnak randevusuna değil bebeğim. Mesela sen bana dersin ki hangi tırnağı yaptırayım? Benim tırnakçıda ne işim var? Gelmeyecek misin? Ya gelirim bırakırım. Benim içeri... orada canım sıkılıyor. Orada? Evet. İçeri girebiliyor mu? Girebiliyorsun tabii. Allah Allah. Yani müsait olursam, aynı zamanda sen de beni yanında istersen, ben tabii ki de yanında olurum. Her koşulda bu arada. Yani nasıl desem, benim çok önemli bir işim de olsa, sen bana mesela sana ihtiyacım var Oğuz dersen ben direkt anında tüm işler hani biter, akan sular durur, senin yanında olurum. Ama ben öyle bir yapıya sahibim. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet uslar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi kısmet us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve kısmet uslara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.